5 Mart 2021 Antalya Serik Kadriye Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda tekrar İsmail Şahin. Rekor gübre gübreleme programı çilek için bu serada en baştan sona kadar kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Evet. İsmail Bey neler oldu? Neler gördük? Daha önce kullanmıştık rekor gelişim ama bu sefer komple program olarak kullandık. Ozan abi hani daha önce de çalıştık. Çalışmaya gene devam ediyoruz. Göründüğü gibi başka şimdi bir şey söylemeye ne gerek var? Hani anlatamadım da. Çileğin cinsini söyleyelim. Festival. Dikim şeyi tarihi olarak fide şeyi tarihi nedir? 5 Ekim dikim tarihi. 2020 değil mi? 2020. 5 Ekim 2020. Cins olarak? Festival. Festival cinsi. Şimdi şöyle göstererek gidelim. Şuradan başlayalım. Siz de yanaşın. Şu çiçekleri siz de gelip gösterseniz. Şöyle göstereyim işte. Şimdi burada gördüğünüz gibi çiçeklenmesi, şu orta göbek gelişi hala geliyor. Şimdi geçen sene daha önce rekor gelişim kullanmıştık. Şöyle çileklerimizi de gösterelim. Biz devam edelim. Bu seneyle kıyaslarsan. Bu sene daha iyi ya. Yani bu sene arada çok fark var. Bu sene şimdi verim anlamında baktığımız zaman. Yani çok fark var yani arada. Ne olmuştur verim olarak katlama? Ne bekliyorsunuz geçen seneye göre? Vallahi 3 mü desek artık yani çok fazla. Hani bunu sezon sonunda zaten yani tonajı yaptığımız şöyle zaman gidelim. Belli olacak da. Hani şöyle daha sezonda daha sezonun daha başındayız. Şimdi şurası şöyle bir kök. Şöyle aynen geliyor. Öyle. Şöyle şu göbeğini gösterelim. Şunlar da yeni gelenler. Burada şu şekilde yeni gelenler. Hı hı. Şimdi şöyle bak meyvelerimiz. Bir de burası dün toplanmış. Aynen öyle. Dün toplanmış bir sera. Şu çiçeklerini bir daha gösterebilir miyiz? Yani sağlıklı görüntüsü açısından. Şöyle yakın görüyoruz. Dün topladığınız bir yer. Şey anlamında, kalite anlamında, meyve kalitesi hakkında bir şeyiniz var mı bu sene? Vallahi kalite meyve kızargınlığı, renk parlaklık, aynen öyle, hepsi oluyor. Hani şöyle gösterelim. Kalite meyve çok çabuk büyüyor. Hı hı. Yani meyve gelişimi, meyvenin doluluğu, iç çok, doluluğu çok anlamında iyi diyorsunuz. Şöyle çok. Gösterelim. Şimdi göstermek istiyorum çok, ki. Çok siz iyi. De gelin şöyle. Şimdi şu bir kök şurası. Şöyle. Şöyle görüldüğü gibi. Bakın. Şuralardan geliyor. Sürekli geliyor. Neredeyse sürekli. 6-7 kardeş var zaten şuradan. Var ama yeni gelenler de var. Geliyor. Tabii bu meyveler bitince tekrardan onlar hı-hı. kendini hazırlıyor zaten. Onlar kendini hazırlıyor diyorsunuz. Peki meyvenin iç doluluğu vesairesiyle ilgili şey nedir? İçi dolu ya. İçi dolu. Şöyle. Bu şekilde gösterelim. Bu seneki iklim şartları konusunda çilek yetiştiriciliği ile ilgili nasıl geçiyor? Yani dönemsel anlamda sıcak ve soğuk, havanın soğuması. Biz bu gübreyi kullandığımızdan sonra hiç o tür streslere girmedi bu. Stres yaşamadık. Stres yaşamadık. Çiçeklenme ile ilgili çiçeklenme sorunu yaşadık mı? Yaşamadık. Baştan beri böyle. Baştan beri böyle geliyor. Şöyle göstererek gelelim. Şu karşıyı gösterelim. Tam net görülüyor. Şurada. Şurası gördüğünüz gibi bir kökten. Şu bölge komple. Bu şekilde. Şimdi burada Kadriye'de çilek üretimi var. Epeyce bir çilek üretimi yapılıyor. Evet. Çevrenizdeki eşinize, dostunuza tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Onlar görüyor mu ya da yani, kullananlar? Kullananlar görüyor. Onlardaki memnuniyet nedir ya da? Aynı bendekinler. Hani değişen bir şey yok. Memnunlar aynı. Yani. Memnunlar. Şimdi burada 3 tane ürün kullandık. Tekrar söyleyelim. Toprağımızdan rekor gelişim. Aynen öyle. Bunu daha önce zaten test edip kullanmıştınız. Damlama. Bir de rekor gübre yaprak gübresi. Aynen öyle. Şimdi damlamayı nasıl attınız? Damlama ya da yaprak gübresini. Bir uygulama tarifi yaparsanız çilekle ilgili. Yani gübreleme programının içine 100 cc dönüm başına rekor 100 cc damlama gübresi verdiniz. 100 cc evet. 100 cc yaprağa da attığın zaman 100 litre suya 250 cc olarak şeklinde programımıza devam ediyoruz. Kaçar uygulama yaptık? Buraya? Sezon başından beri devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Yani uygulamanın şeyini tam kestiremiyorum da devam ediyoruz yani. Devam ediyorsunuz. Zaten devamlılık konusu önemli. Şey anlamında. Şöyle biraz daha gösterelim mi? İsmail Bey. Şuralardan birkaç yer daha gösterelim. En azından tünelin tamamında aynı şeylerin olduğunu göstermiş olalım. Yani görünüyor. Bakabilirler. Şura özellikle.
Çünkü üreticiler de görsel anlamda bir şeyler görmek istiyor. Her ne kadar tarifleriniz olsa da. Kollarda bile mi çiçek patlatmış bak. Bakın gösterin onu. Ha. Nasıl olduğunu tarif edin. Kolda bile mi çiçek patlatmış? Kolda bile çiçek patlatmış. Zaten göbeklerde tekrar geliyor. Şimdi burada yaptığınız uygulamalarda sonuç anlamında verim olarak kıyaslarsak geçen seneye göre 2 ya da 3 katı diyorsunuz şimdiden. Diyoruz ve bunun daha devamı var. Bunun devamı var. Yani daha yeni başlıyor zaten. Mart'ta. Burada kaç kere topladık şey? Bir sayı var mı? 7-8 defa toplamışızdır. Ama tabii tam bir şey değil. Yani tam, yüksek tabii, bir oran değil. Yani, şu saatten sonra. Bundan sonra sıklaşıyor. Hava da ısınıyor. Hı hı. Bundan sonra daha verime binecek yani. Anladım. Zaten göründüğü gibi zaten çiçek falan. Kaç dekar yeriniz var burada toplam? Şu sizin kendinize ait. 6 dekar yeri var. 6 dekar. Akrabalarınızın da tamamı var. Aşağı yukarı hepsi tabii, bu işi yapıyorlar. Tabii. Hepsi de yani. Şey olarak, sistem olarak zaten belli. Çileğin canlılığı, yaprak kalitesi. Herhangi bir stres olmadığını söylüyorsunuz. Bir iki hafta önce hava soğumuştu. Soğukta artı sıcakta çiçeklenme ve stres sorunu yok. Meyve şey tutumla alakalı bir sorun var mı? Meyve tutumu öyle bir körleme falan yok. Körleme ile ilgili bir sorun yok. Hani bu yani bir tane içinde de öyle şey yok yani. Hepsi meyveye dönük. Hepsi meyveye dönük vaziyette. Diyorsunuz. Sırasına binikler. Tekrar sorayım. Tavsiye eder misiniz? Çilek üreticilerine. Herkesi Türkiye'deki üreticiler ederim. Görecek. Herkese tavsiye ederim. Rekor gübre gübreleme programını. Aynen öyle. Hani Oğuzhan abi iyi takip edin. Başka bir şey söylemiyorum. Biz Rekor Gübre AŞ olarak buradayız. Aynen öyle. Firmamızın ürettiği ürünlerin hem tanıtımını varsa çilekle ilgili ya da gittiğimiz yerlerdeki detayları üreticilere aktarmakla ilgili çalışıyoruz. İzlemelerini, onların da denemelerini, kullanmalarını her zaman tavsiye ederiz. Tavsiye ediyoruz, evet. Herkese Antalya'dan, Kadriye'den selamlarımızı gönderiyoruz burada. Selam ederim.